Mertens mi, Rafa Silva mı? Şimdi burada biraz iş değişiyor sanki. Yani değişmekten ziyade her iki tarafta da çok güven veren ve çok şey vaat eden iki oyuncu var. Bir tarafta yine yeni sezona da çok hazır başlayan kampta çok iyi bir kamp dönemi geçirdiği söylenen bir Mertens, diğer tarafta da gelir gelmez katkı vermeye başlayan hazırlık maçlarında takıma uyum konusunda çok fazla sıkıntı yaşamayacağını gösteren bir Rafa Silva. Yani ikisi de neredeyse kariyer sezonlarını geçirdi farklı liglerde olsa da Rafa Silva'nın Beşiktaş'a katacağı çok şey var. Beşiktaş'ın orada çok büyük eksiği vardı. Şampiyonluk sezonunda Gezzal biraz bunu üstlenmişti. Sonrasında Beşiktaş'ın o skorer, forvet arkası kanat oyuncusu hiç olmadı. Bunun sıkıntısı yaşandı. Rafa Silva ile burayı bu boşluğu doldurdu. Hazırlık maçlarında attığı goller, performansı hazır olması. E Bir de zaten. Geçen sezondan başlayan bir kariyer net bir şekilde Beşiktaş'ta e, Rafa Silva için maça gider maçı izlersin. Böyle maç boyu hani ne yaptığını toptan koparsın Rafa Silva izlersin öyle bir profil. E Mertense bakıyorsun hazırlık maçlarında muhteşem goller attı. Yani hele 2-3 tane golü var ligde olsa jenerik diye döndürüyorduk sürekli. Öyle bir profil. Geçen sezon hiç beklenmeyen bir çıkışla takımda kaldı, devam etti, ilk 11'i aldı. Şimdi Ziyehten formayı aldı. Kerem'den formayı aldı. Zaha'yı zaman zaman orada deniz ondan aldı. E Kerem Demirbay o bölgenin evet. yani 38 yaşında bir oyuncu için çok üst düzey bir performans. Bu sene bırakır diyoruz. Hazırlık maçlarını gördükten sonra gene şüpheye düşüyorum. Hazırlık maçlarındaki performansıyla beraber iki oyuncu bence maçın da böyle hani köprüde kafa kafaya vuruşan keçiler, keçiler gibi <laughs> ikisinin de herkesin bakacağı maçın kaderini değiştireceği bölümü bence de maçın en kilitli iki ismi. Yani belki de skoru bu iki oyuncu belirleyecek. Rafa Silva Mertens'in Napoli'deki hali aslında profil anlamında. Çünkü yani Mertens Galatasaray'a geldiğinde bir dönüşüme girdi. Evet. O konucanın sisteminde. Ee, Napoli dönemlerine çok net bir bitiriciyken, tamamen hücum odaklıyken Galatasaray'a geldi ve çok net bir on numaraya dönüştü. İşin organizasyon kısmında bir lidere dönüştü. Çok kıymetli bu. Yani Rafa Silva çok net bir bitirici, çok net bir atak sonlandırıcı çok kurnaz bir oyuncu tilki gibi ceza sahasına giren bitiren bir oyuncu. Immobile ile uyumu önemli hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizdiler bu anlamda. Yani şunu gördük derine gelen bir Immobile ve Rafa Silva'ya alan açılması. O çok kritik çünkü yani öyle bir oyuncu ki topla nerede buluşacağını, nasıl buluşacağını çok iyi biliyor ve buluştuğu zaman da çok iyi bitiriyor ceza sahasında her türlü bitiriyor. Ayak üstü, plase, ayak dışı. Yani usta bir oyuncu bu anlamda. Yani Mertens yani Galatasaray tarihinin bence en karakterli oyuncularından bir tanesi tartışmasız. Yani yeteneğini ayrı bir yere koyuyorum kariyerini. Olağanüstü bir futbolcu gerçekten de. Şimdi kendini ispatlamış bir oyuncu değil mi Mertens? Yani hazırlık maçlarında biraz birinci viteste oynayabilirsiniz. Zaten formanız garanti. Bunun hakkı var yani. Bunun hakkı var. Yani takımda en çok belki de Icardi ile ikisinin hakkı var buna değil mi? Yani kim der ki Mertens'e niye böyle oynuyorsun diye. Şimdi yapmışsın bir şeyleri, başarmışsın kariyerinde Galatasaray'da. Ya hazırlık maçlarının en istekli oyuncusuydu. Ya. Yani bu Olağanüstü bir iş ahlakı gerektirir. Ona, olağanüstü bir futbol aşkı gerektirir. Onur özür diliyorum. Estağfurullah. Kamp yapmanın, hazırlık maçının ne iyi oldu, ne kadar önemli ve iyi olduğunu bilen oyuncu öyle oynar zaten. Evet. Sezon başı kampının ne kadar önemli olduğunu bu sene Mertens'ten gördük. E bence çok, onun etkisi. Yani, muazzam bir profesyonel tabii ki yani evet. onu da söylememiz gerekiyor. Çok saygı duyuyorum Mertens'e ve dediğim gibi bence e, derbinin kilidini bu iki oyuncudan biri açacak. Şu istatistiklerde dikkat çeken bir isabetli orta bölümü var. 1,7'ye 0,1 şeklinde evet. bir fark. E bu farkı nasıl okumak lazım? Demin dedim ya işte aslında Mertens Napoli'deyken de böyleydi. Hmm. Şimdi Galatasaray'da bir dönüşüme girdi. Çünkü Rafa Silva baktığımız zaman aslında bir on numara değil. Yani on numaradan bizim aklımıza ne gelir? İşte organizatör. Evet. Pas oyununda direkt oyunun içinde bir isimden bahsediyoruz. Aslında Rafa Silva bir bitirici, ikinci bir forvet. Yani bir tamamlayıcı oyuncu. Bir 9,5 numara diyebiliriz rakamlar üzerinden konuşursak. O yüzden de çok böyle işin organizasyon kısmında olan bir oyuncu değil. Genellikle bitiren kısımda yer alan bir futbolcu. İşte değil mi? Mertens de böyleydi ama Galatasaray'da direkt bir 10 numaraya dönüştüğü için artık işin organizasyon kısmında olan bir Mertens var. Bunu bence oradan okuyabiliriz. Bu dediğin noktada Mertens'in biraz daha kanatlara gitmesi, zaman zaman hmm. o bölgenin sola özellikle alternatifi olarak yani soldaki oyuncuyu içeri gönderip biraz o bölgeye gitmesi, oradan yaptığı ortalar da bence etkili ki Galatasaray bunları çok buldu çünkü Galatasarayın iki kanadı şimdi Ziyet üstünden konuşuyoruz, bunların maç içinde değiştiğini de göreceğiz. E zaman zaman Mertens de o bölgelere gittiği için hani isabetli ortalar biraz o kaynaklı bence. Bir de 1.7 çok ciddi bir rakamdır. Evet. Evet. Yani benim diyen kanat, benim diyen bek 1.7 orta yapamaz isabetli maç başına. Peki Icardi mi Immobile mi? Devam edelim. Kralların <laughs> Kralların savaşı. Şimdi şöyle bir bakalım Yen 25 6. gole 7 gol geçen sezon performansları tabi bunlar. 8 asiste 1 asist isabetli şutlarda yine Icardi'nin üstünlüğü var. E, hava topu kazanmada keza Icardi'nin üstünlüğü var. Gerçekten yine özellikle ikinci devreden itibaren Icardi'nin e, çok e, ciddi bir performansından, katkısından bahsediyoruz. Diğer tarafta da e, ciddi bir kalite yani daha önce rüştünü defalarca e, ispatlamış bir Immobile e, Onur. 2 santrfordan. 6 seriyel gol evet. krallığı var şu an burada. Evet. Gerçekten <laughs> öyle. Ya, olağanüstü bir tablo. Yani bu iki oyuncuyu yani burada aynı maçta görebilmek rakip olarak güzel bir şey tabii ki bizim açımızdan. Futbol severler açısından özel bir buluşma olacak ki Seriada da defalarca karşı karşıya gelmiş. iki isimden bahsediyoruz. Ee, tabii ki Icardi'yi biliyoruz. Yani Icardi'nin artık burada neler yapabileceğini artık ezberledik. Son iki sezonda bunu gördük. Biraz Immobile kısmında bence konuşmamız gerekiyor. Çünkü onun ne yapabileceği son derece kritik. Dedim ya az önce Rafa Silva ile uyumu. Çünkü Immobile de net bir bitiricidir aslında. Ceza sahası oyuncusudur. Hı hı. Orada Beşiktaş'ta biraz daha derine geldiğini, biraz daha işte mesela e, Gençler bir maçıydı galiba değil mi? Rafa Silva'ya attırdığı bir gol vardı topukla. Şimdi hı. aslında çok fazla kariyerinde yaptığı bir şey değildi bu Immobile'nin. Çünkü genelde Immobile işte Rafa Silva'nın olduğu yerde bitiren futbolcu profilindedir. Ama Beşiktaş'ta biraz daha onu sanki derinde göreceğiz. Hı hı. E, maçta daha net bunu anlayacağız. Fiziksel durumu önemli Immobile'nin. E, onu çok net bilmiyoruz. Şu anda hazırlık maçları çok net bir gösterge olmadı. Onu da göreceğiz bir yandan da ama tabii ki çok büyük bir kalite. Yani yakaladığı zaman hani bitiren futbolcular vardır da affetmeyen hatayı. Böyle bir profilden bahsediyoruz. Tabii Icardi de yani ciddi anlamda fit geldi Galatasaray'a. Belki de ilk kez hazır kampı geçirdi. Ama halen hazır değil bence fiziksel anlamda. Maç eksiği var, maç ritmi problemi var. Yani ilk kez kamp geçirdi, ilk kez fit geldi. Onda da e, özel hayatındaki problemler, problemler nedeniyle, nedeniyle mental olarak etkilenmeyi bu çözülebilecek konusunda. bir iş. Yani 2-3 hafta içinde hani Icardi o maç ritmini bulup evet. o performansını yakalayabilir. Yani oyuncunun kilo vermesi ya da fiziksel durumunu yakalaması bir süreçtir. Ama maç ritmini oynayarak 2-3 maç içinde halledebilirsiniz. Bence o kısa sürecektir o süreç. E, tabii ki Rafa Silva ve Mertens için söylediklerimizi bu iki oyun içinde söyleyebiliriz rahatlıkla. Onlar da maçın kilit isimleri Direkt olacaktır. Direkt belirleyici olacaklar. Yani istatistikler bize burada yanıltır çünkü yani geçen sene Immobile'nin oynadığı rakipler takımının durumu hani lig performans evet. açısından bir aldığı, e, süre. aldığı süre yanıltıcı olur. E Icardi de sakatlığına vesaireye rağmen ekstra bir sezon geçirdi ki Galatasaray'daki iki sezon doludur. Hani Icardi burada niye bir adım öne çıkar? Yanındakileri tanıyor. Daha çok maç oynamış.